Doğru. Şimdi Azam abi Besmele, ben besmeleyle başla. tamam Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi Hasan abi ben önce bir takdim edeyim şeyleri. Sonra sırayla şeyleri okuyacağım. Şimdi ben biraz hadis aldım başlangıçta. Sonra da böyle küçük paragraflarla zaman şudur, zaman budur diye düz paragraflar alıyordum. Ama daha sonra biraz okuduktan sonra şey oldu böyle yani manalar birbirleriyle böyle alakalandı. Yani böyle hangi paragrafı alıp yani Risale-i Nur'da nereye koysam birbiriyle böyle münasebeti oldu. Yani başlangıçta. Bir süre sonra öyle devam ettim. Şimdi ben burada düzleme okuyacağım. İnşallah acele etmem. Biraz heyecanlıyım. Yani şey olarak. Başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerifler. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların değerlendirme hususunda aldanmıştır. Dur bir dakika. Konu Sağlık ve korku. Dersimizin konusu hadis-i şerifler mi? Hayır, zaman. Ha, Ama zaman. ben zamanla alakalı hadislerden de aldım. Ha, tamam. Oldu. Yani Tamam. Tamam. 3-5 tane hadis aldım. Bir iki tane Hazreti Ali'den aldım. Tamam. Bir iki tane de bir sayfayı böyle hadisler işte Muhittin Arabi'den aldım bir iki tane. İşte Hazreti Ali'den aldım sözler. Ondan sonra geri kalanını da Risale-i Nur'dan devam edeceğim. Burada tek tek okuyacağım. Devam edeyim. Tabii. Sana ait. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini bil. Ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, yokluktan önce varlığın, ihtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın. Yetişeceğini zannederek bir şey için acele etme. Allah onu sana takdir etmemiş ise ona asla yetişemezsin. Geciktiğin zaman ona erişemem diye geri de kalma. Allah sana onu takdir etmişse mutlaka onu elde edersin. Kaynak Taberani. Keşke şöyle yapsaydım, o zaman böyle olurdu deme. Allah'ın takdiri böyleymiş. O dileğin dini yaptı de. Bu nedir aslında? Müslim. Hadis mi? Öyle bir zaman Hadis. gelecek ki afiyetin onda dokuzu insanlardan Hadis. kaçınmakla kalan biri ise susmak olacak. Hazreti Ali. Biraz Düşene sevinme. Zamanın sana sesin ne sakladığı. Abdurrahman son hadis okumadan sesin biraz nasıl biraz sorunlu geliyor da böyle daha güzel olabilir mi? Şey var orada mı? Mesela yaklaşık şu an nasıl? Yaklaştır bakayım. Şu an nasıl? Şu an iyi. Şimdi nasıl? Ha. Tamam. Bir de Buyurun. son hadisi bir daha oku. Düşene sevinme. Zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Şu an sesi iyi mi abi? Yani biraz şey yani kapalı da yani iyi derken diğer konuşmacılar kadar kaliteli sesin yok. Cihazından mı? Abi dışarıdayım. Acaba dışarıdan ses karışıyor. Balkondayım. Ondan mı yoksa her zaman Rotasyon telefonla lazım. geçiyor mu giriyor aslında? Ha. Balkonda mı? Yok. Yok. Tamam devam et. Arkadaşlar ses nasıl geliyor size? Bir taneniz ses verin. Bunu yanaştırayım biraz daha ben. Şöyle geri alayım. Abi ben düzgün alıyorum. Ses iyi geliyor da bilmiyorum diğer kardeşler nasıl. Tamam. Diğerleri Selamünaleyküm kardeş uyku moduna gir. abi. Aleyküm Ben selam. de iyi uyuyorum abi. Tamam. O zaman sorun değil Abdurrahman. Tamam. Devam et abi. Ayıbın en büyüğü sende olan bir ayıpla başkasını şunu da kapatayım abi. Pardon, özür dilerim. Ayıbın en büyüğü sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır. Hazreti Ali. Tut ki aliden miras kaldı sana Zülfikar. Sende alinin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar abi? Bitti hadisler. Şimdi lemalar. Burada yerlerini söyleyeyim mi yoksa düz okuyayım mı? Oku yeter. Ben lazım Abi o senin sesin yok. tamam oku. Lemalar 56. sayfa 11. lema. Bu fakir Sait, eski Sait'ten çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten,
ve nefs-i emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakait içerisinde yuvarlandılar. Kâh Süreyya'dan Seraya, kâh Seradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suut içerisinde çalkanılıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adabları gemilerle tatlı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi hadsiz, zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyorum. Hem o seyahat-i ruhiyede çok tazicat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi görüyordum. Zamanda sünnet-i seniyenin bu vaziyeti temaşa eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiddet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Acizim, nazarım kısa, yolum zulümatlı. 11. lema, 11. nükte. Ve inneke le'ate le'ala kulûgin azîm. Cenab-ı Hak Kur'an hakinde ferman eder. Bir dakika, buraya... Rivayat-ı sahiha ile... Buraya Abdurrahman geçmeden birinci paragrafta ne vermek istedin bize? Abi şöyle söyleyeyim. Bu ilk bir iki sayfa sadece şey olarak yazdım. Daha sonra devam edeceğim bununla ilgili. Mesela şurada bir misal vereyim. Şuraya getirdim onu ben. Bu sünnet-i seniyenin bir adabından mesela şöyle söyleyeyim. Biraz daha ilerlerde onu hazırlamıştım ben ama şöyle izah edeyim. Mesela sünnet-i seniyenin, yani sünnetin ufak bir şeyine uymadığın zamanı, burada işte zulümat, buraya yazmışım. Erzah, aşkir. Şimdi bulursam inşallah. Uymadığın zamanı ne oldu? Ha, zamanı gaflette, zamanı gaflete düşersen, kısa, kuvvetsiz, bereketsiz, haşmete karşılıkla, hasetten ve kıskançlıktan gelen gayet sonuçlar diye buraya notlamışım. Şu an bunu izah edemeyeceğim abi. Biraz daha devam edersen tamam. Şey yapacağım herhalde. Tamam. İnşallah. Cenab-ı Hak Kur'an hakimde ferman eder. Rivayat-ı sahira ile Hazreti Ayşe Sıddık radıyallahu anh gibi sahabe-i güzil, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tarif ettikleri zaman Ulukul Kur'an diye tarif ediyorlardı. Burada şöyle bir not düşmüşüm. Günahların sebapları, şerlerin hayırları, dalaletin hidayete, her şeyin her şeye dönüşebildiği bir yerde Efendimiz tek ve yegane olduğundan, bütünü tekte topladığından kendine uzun zorlu yollar arama. Resulü Habib-i Zişan'a rahat-ı selim ile yolun keyfini çıkar, başka yollar arama, uçup kaçarken yere düşersin Abdurrahman. Gölgeye müdahale karışabilir, nura ise hiçbir şey karışamaz. Hak batıl ikisini ortadan kaldırmanın yolu Nur-u Muhammedi'den çekirdekten bakmaktır diye düşmüşüm. Aynen nakledeyim. Cenab-ı Hak kütüb-ü semaviyede beşere karşı bu cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli muzuratı göstermekle beraber çok irşad, ikaz, ihtar, tehdit ve teşbih halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hizb-ü şeytanın mükafatsız, çirkin ve severine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba gâle gâid minkum kem gâlu lebisnâ, hem nasıl Asay-ı Musa, hem nasıl Halık'ımızdan sorduğumuz sualimize o Rabbimiz bütün fermanlarıyla ve nazil ettiği bütün kitaplarıyla ve müsemma olduğu ekser isimleriyle bize kutsi ve kat'i cevap veriyor. Aynen öyle de melaikeyle ve onların diliyle daha başka bir tarzda delirir. Sizin zaman-ı Adem'den beri hem ruhanilerle hem bizimle görüşmenizin güzel tevatür kuvvetinde hadiseleri var. Ve bizim de ruhanilerin vücutlarına
vakitlerinde delalet eden hadsiz emare ve deliller var. Ve biz ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanınız ile görüştüğümüz zaman söylemişiz ve daima söylüyoruz. Eğer desem, Asay Musa, bir kitabı yazan makinenin icadı o kitaptan 100 defa daha müşkildir. Ve fakat makine, aynı kitabın birçok Musalarını yazmasına vasıta olmak cihetiyle belki bir kolaylık var. Acaba, nakkaş ezeli hadsiz kudretiyle ve nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle ayrı ayrı şekilde göstermek için eşyadaki teşebbüsleri ve hususi simaları öyle bir surette halk etmiştir ki hiçbir mektubu sanadani ve hiçbir kitab-ı Rabbani diğer kitapların aynı aynına olamıyor. Alâ külle hal, ayrı manaları ifade etmek için ayrı bir siması bulunacak. Eğer gözün varsa insanın simasına bak. Gör ki zamanın Adem'den şimdiye kadar, belki ebede kadar bu küçük simadan azay-ı esafide ittifak ile beraber her bir sima, umum simalara nispeten her birisine karşı birer alamet-i farikası var olduğu katiyen sabittir. Bunun için her bir sima ayrı bir kitaptır. Abi burada şey çıkarmışım. Yok, şunu da okuyayım. Sümmeskara ile semai vahiyya duhanun aletindeki vaziyetinden tut, ta duhanla inşikakına ve yıldızların düşüp hassiz fezada dağılmasına kadar ve dünyanın imtihan için açılmasından ta kapanmasına kadar ve ahiretin birinci menzili olan kabirden sonra berzah, tan, haşirden, köprüden tut ta cennete, ta saadet-i ebediye kadar mazi zamanının mukuatından, Hazreti Adem'in zikkati cesedinden, iki oğlunun kavgasından ta tufana, ta kavm-i firavunun garkına, ekser en hadisatına kadar zamanın birinci menzili kabir, ikinci menzili berzah, üçüncü menzili haşir, dördüncü sırat, beşinci cennet, altıncı saadet-i ebediye, yedinci Hazreti Adem'in dikkatine Habil ve Kabil'e diye not düşmüşüm. Artık ne kadar doğrudur bilmiyorum. Buraya zaman diye ayırmıştım. Mesela parça parça arama yaparken bulduğum ayrı beyitleri buraya düştüm. Zamanın sahife-i misaliyesi levh-i mahve ispattır. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Zaman bir menzildir, bir nehirdir. Zaman genişler, daralır. Zaman geçip gider. Zaman mazi ile müstakbeli bir noktada toplar. Zamanda kuvvet mevcuttur. Zaman bir vücutsuz vücuttur. Bir dakika Abdurrahman, bu bir daha oku baştan, yavaş yavaş onu. Zamanın sahibi misaliyeti levh-i mahve ispattır. Tamam. Zaman bir menzildir, bir nehirdir. Menzil. Zaman genişler, evet, menzil bir nehirdir. Bunlar bu yazdığım parça parça beyitlerin arasından çıkanlar yani. Kendi müdahalem yok. Buradan çıkardığımı hemen buraya bir sayfa ayırmıştım. Buradan parça parça koydum. Zaman geçip gider, zaman mazi ve müstakbeli bir noktada toplar. Zamanda kuvvet mevcuttur. Zaman vücutsuz vücuttur. Zaman faaliyettir, hareket eder, bir nevdir. Zamanda şevk ve sürur vardır. Zamanda tecerrüt var. O has çiftlik cennettir. İstasyon kabirdir. Seyahat ise kabre, başka ebede gidecek beşer yolculuğudur. Bu alakasız ama bunu buraya yazmışım. Hani bağışlayın acemiliyim. Kainatın harekatı, gidematı bir duadır. Çekirdek ağaç olması duadır. Ubudiyeti 10. sözde bulmuşum. Semi, basir, kerim, rahim, kadir, alim, saadet ve bekayı istiyorum. En hafi niyazımı görür, işitir, kabul eder. Hakimane, basirane, rahimane verir, icabet eder. Vallahi bir şeklen yapmışım. Mazi ve müstakbel, akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkar. Sedri gaybden mahrumsun.
İnsan gelecekten endişeler, geçmişten teessüfler alır. Altıncı geliyorum. Abi bu Montmartre'da bir yer vardı, çok güzeldi. Bundan sonra zaten bir anda Risale-i Nur böyle bir değişik bir hal aldı. Ben bu zamana kadar okumuşum ama okumamışım. Yani bu, yani birden bütün manalar yani böyle bir değişik oldu bende. Çok tarif edilmez bir şey. Okuyayım. İnşallah hep beraber istifade edelim. Birinci makale unsur hakikat muhakematta. Kella. Okuyacaksın. Kella. Zira kitab-ı mucizesi beyanın müstakil icazıdır. Müfettiri iddiasıdır. Manası içindedir. Sadefinde dürdür. Neder değildir. Farza bu mutabakatı ishar etmekten maksat o şahidi sadıkın tezkiyesi için olsa da yine abestir. Zira Kur'an-ı Mubin onun mekalidi inkiyadı teslim eden öyle akıl ve naklin tezkiyelerinden pek yüksek ve gannidir. Çünkü o onları tezkiye etmezse şehadetleri mezmu olamaz. Evet, Süreyya'yı irada değil, semada aramak gerektir. Kur'an'ın manisini de esnafında ara. Yoksa karma karışık olan senin cebinde arama. Zira bulamıyorsun. Bulsan da sikke-i belagat olmadığından Kur'an kabul etmez. Zira mukarrerdir. Asıl mana odur ki elfaz onu simatta boşalttığı gibi zihne nüfuz ederek vicdan dahi tereşşüp teşerrüp etmekle ezahiri efkarı feyziyat eden şeydir. Yoksa başka şeyin kesredi tabellülünden senin hayaline tedavül eden bazı ihtimalat veya hikmetin sebatilinden ve hikayatın etnatilinden sirkat edip cepten uzularak sonra ayat ve ernatin telafisinde izletmek, çıkartmak, elde tutmak, çağırmak ki budur mana geliniz, alınız dediğim vakit aldığın cevap şudur. Ya bu, işte senin manan siliktir. Sikkesi taklittir. Nekkada hakikat reddeder. Sultan-ı İcaz dahi onu darbedeni tardeder. Sen ayet ve hadisin nizamlarına taarruz ettiğinden ayet şikayet edip hakim-i belagat senin dünyanın senin hayaline hapsedecektir. Ve müşteri-i hakikat dahi senin bu metanı almayacaktır. Zira diyecek, ayetin manası dürdür, bu ise nederdir, hadisin ve müheç, bu ise hemeştir. Abi burada şimdi ben Risale-i Nur mesela okuyoruz ya biz. Yani ben kendi şansıma konuşayım. Yani saadeti, dünya saadeti için okumuşuz yani. Bana, ben bunu anladım. Yani sıkıntımızı gidermek için okumuşuz. Yani bereketimiz artsın diye okumuşuz. Yani bu da gerçekten çok yüzüme sağlam bir tokat attı. Çok da güzel söyledi. Yani ki, isteyince çok güzel konuşuyor hikmet söyleme. Güzel bir dost. Şükürler olsun. Yani neyse. Devam edeyim. Bir dakika. Ne böyle güzel bir şey çıkarttı ya. Ben diyor dünyevi sıkıntılarımdan, dertlerimden, bereketleneyim. Ne bileyim sözlerim tesebbim, sebepler için okuduk diyor. Ulan başka niçin tamam da niçin okuyacaktı ki başka? Abi yani nasıl söyleyeyim, nasıl, niçin okuyacaktı? Zaten abi rıza-i ilahi için diyoruz ama yani samimi değiliz yani. Sözde öyle söylüyoruz. Eylem'e baktığın zaman hakikatte öyle gözükmüyormuş. Burada kendi kendimize okuduk yani bu sayfada. Yani genel olarak öyle bakmışız. Ben bu kadar zaman bunu okumuşum da nasıl anlamamışım? Bu manaları böyle nasıl görememişim? Çok kızdım kendime. Ya, güzel oldu ama Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Bir anda bütün her şey, her şeyle ilişkili oldu. Yani Risale-i Nur'da bu budur, bu budur diye böyle yani burada zaten söylüyor yani. Bunu kendi cebinde aramadı. Burada esas maksat samimi bir şekilde Allah rızası için olduğunda
kitap seninle çok güzel konuşuyor yani. Nurlar hakikati söylüyor. İnşallah selamet olasın. Güzel hissetmiş. Şu anda balon gibi böyle mana şişmiş gençte. Fakat hissiyatına ki yapamaz da tercüman olamıyor lisanı. Yani çoğu insanı, çoğumuzu tavsif ediyor. Yani ya yani için dertlerimiz için okuduk, sıkıntımız için okuduk. Bereketlenmek için okuduk, tesir edilmesi için okuduk, okuduk da okuduk. Rıza ilahi için. Peki Abdurrahman, dur. Rıza ilahi için olduğunu nasıl anlar insan kendisini? Ben Risale'in... Yani şöyle söyleyeyim, kendi menfaatini geride bırakıp, kendi nefsini bir kenara bırakıp, kendini bütün nefislere tercih etmesi lazım. Yani mesela ben örnek vereyim. Nazara gafletle bakıyor mesela. İşte şimdi değil. Hayatından şikayet etmemem lazım. Birini tenkir etmemem lazım. Birini taassup etmemem lazım. Yani biri derken kimi taassup ediyor? Biri derken kimi tenkit ediyor? Yani şikayet ederken kimi kime şikayet ediyor? Mahiyeti insaniye birdir diyoruz. Bildik diyoruz. Tamam bildik. Okuduk tamam okuduk ama yani az önce dedi ya hadiste kendi ailenin yüreği yoksa yüksükler neye yarar diye. Yani Muhammedi bir yürekle olmadıktan sonra bilmek bir işe yaramıyor. Mesela adi bir sünnetten misal vereyim. Örnek bahçeye gidiyor. Ben şimdi çiftçiyim. Kendimden misal vereyim. Size öyle anlatayım. Yani adi derken haşa, sunma haşa, şey, basit bir sünnet. Sırada. Öğlen kaydüleri. Senin bu konu da bana çok faydası oluyor mesela. Her ne kadar gafletle, belalete zaman zaman düşsek de sünnet-i seneye itibar ettiriyor. Yani bir meleke çalışıyor sistemsel olarak. Öğlen namazı geliyor. Mesela işçilerle beraber ittifa diye bir kişi çalışıyoruz. Bu da ilerlerde anlatacağım. Gayet bazı sıfatlar yok mesela şeylerin zaman içerisinde. Pardon, düzeltelim. Usta tane tane gideceğim. Buraya not düşmüşüm tane tane yavaş yavaş oldu diye. Kendime terkin yapayım. Şimdi bahçeye gidiyoruz çalışmaya, sabah başlıyoruz. Öğlen yemeğe geliyor molası, saat 1'de mola oluyor. 2'ye kadar mola var. Ben normalde mesela işi götürdüm, işte bunları çalıştırmazsam, zarar ederim vesaire falan filan yapmazsam, mesela yapmadım dedim ki, sünnete ittiba edelim, bunlar da istifade etsinler. Herkese dedim ki, yarım şart daha kaydıyla öptüm, yanımda giden işçilere beraber. Normalde eskiden 10 kişi bitirdiğim bahçeyi, yani 10 kişi, 600 ocaklık bir bahçeyi 10 kişi bitiremezken, daha iş kalırken, yarım saat kaydıyla öptülerdim. Yani saat 5'te 5 kişi işi bitirdik. Hayret içerisinde kaldım. Yani zamana ne oldu da bu kadar çabuk gitti. Yani benim orada maksadım sadece bir sünnete itibar etmekti. Ablam da vardı mesela. Ablam öyle dedim. Abla dedim bir sünnete itibar edelim. Allah dedim zamanı vermişse verir. Bu işlerin olacağına varır. Zorlamayalım dedi. Ablam da işte zarar verdim. 5 tane adam 1 saatten 5 saat yapıyor falan dedi. Yok dedim abla. Biz yine bir sünnettir. Boş ver. İki türlü de bu mal bitiyor nasıl olsa. Çok kazanacağız, çok mu ödeket bağlı oldu. Muhabbet böyle oldu. Sünnete uydum, zaman genişledim. Mesela bir misal daha vereyim. Akşam inekleri atmıyorum ben şimdi, kayboldu inekler. Şimdi çiftçiyim, çiftçiden misal vereyim. Siz kendinize oturtturun misali. Akşam ezanı okudum. Şimdi ben inek telaşıyla mal derdine etmişsem nefsimle münasebe ediyorum. Yani mal mı daha önemli, mal mı daha önemli? Akşam ezanı okumuş. Ben inekleri arıyorum diye bir saat bulamadım ama dedim ki önce dedim ben namazımı kılayım. Allah bulduracak olan Allah. Gayet yapacak bir şey yok ama bu bir saat bana nasıl geldi Allah diyor. İçimden acaba inekler çalındı mı falan filan böyle fırtınalar bakıyor. Ama ezan okuyunca rahatladım. Allah'a bekler elhamdülillah namazı kıldım. Namaz bitti. Bir saat yol gitmişim. Bu bir saat bana 5 dakika gitti. Yani öyle bir serin ve rahat bir şekilde eve geldim ki bu biz namazdan önceki o endişe, geleceğe gidiyorum örneklerle aha inekler çalın diyen yani geleceğe attı beni. Maziye attı işte şurada inekler alınmıştı, böyle olmuştu. İşte geçmişe baktım eyvah inekler gitti şimdi ne kadar para kaybettim. Gelecek geçmiş yani benim maziyle müstakbelde gezdiriyor arkadaş. Sonra tabii burada tabii Allah'ın inayetiyle o Allah beni bir yandan imtihan ediyor arkadaşlarımın sebebi o. Çünkü o beni
bu kızla imtihan ediyor. Her daim böyle. Risale-i Nur bana bunu öğretiyor. Yani sadece bunlarda dua ederken değil, içtimai hayatta her daim Cenab-ı Hakk'a layık bir kul olabilmek için, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı benzeyebilmek için gayret ediyor. Elhamdülillah. O da masak. Yani olduğu kadar. Bu kadar abi, uzatmayayım ben mevzuyu, isterseniz buyurun. Yani benim misallerim böyle. Siz onu kendi hayatınıza, yani kendinize göre, herkes mesleğine göre şey yapabilir ama gerçekten böyle oluyor yani. Vay be. Almanya başladı çeşitli büyük sanayilerde. Bunu İspanya, İtalya, Yunanistan yapıyordu. Almanya'da yapmaya başladı. Bulunduğum için biliyorum. Öğleyin mesela 40 dakika yemek molası, 10-15 dakika uyku diyor. Evet. Evet, yani bak şimdi 10 kişiyle bitiremediğim işi diyor, 5 kişiyle erken bitiyor. 1 saatte erken bitiyor. Şuraya bak. Vaka bu. Çünkü ya, neye benziyor biliyor musun? Psikolojide bir yerde okumuştum. İki kişi Rusya'da olmuş. Rusya'da baltacı. Balta ile orman kesecekler. 4 saatte ne kadar ağaç keseceksin? Bir tanesi baltayı almış. Galiba 2 saat mı? Neyse. Habire orman kesmiş. Olmuş bu. Ötekisi yarım saat kesmiş, durmuş. Dinlenirken baltasını bilemiş. Ama dinlenmiş. 10-15 dakika. O hali orman kesiyor. Yani 10 dakika dinlenmiş. Ama baltasını da bilemiş. O devamlı çalışanından 2 kata yakın fazla orman kesmiş. O dinlenen. Çünkü kalktığı zaman gene ilk sıfırdan başladığı gibi bir şey oluyor. Neyse. Yani bir sünnete uydum diyor. Baksana. Maşallah. Çok güzel. Peki devam et Abdurrahman. Kıdayım abi, bu Süreyya'ya bu zamandan böyle takıldım. Buradan Süreyya'ya geçtim. Süreyya menziline girdiğim vakittedir. Ben şimdi bu diğer ders yapmak isteyen ya da yapacak olan arkadaşlara da söyleyeyim. Başlangıçta ben zaman şudur, zaman budur, zaman odur, zaman budur deyip böyle paragraf paragraf alıp nakıt ifadeler kullanıyordum ama böyle biraz dikkat verdiğin zamanın manalar birden kendini gösteriyor. Sizin daha önceden söylüyordunuz derste de biz dinliyormuşuz ama öyle dinliyormuşuz yani. Yani bu dediğim gibi biraz dikkat verip üzerinde çalıştığımda mesela elime birkaç renkli kalem alıyorum. Böyle manaları yazırken böyle kendimi bırakıyorum. Bu bazen kalem değişiyor. Kalem değiştikçe sonra bir mavileri okuyorum başka bir şey çıkıyor. Pembeleri okuyorum başka bir şey çıkıyor. Sonra onlar diğer şeylerle, nurlarla, münasebetler olan yerlerini buluyorum. Alakalandırıyorum. Devam edeyim. Süreyya menziline girdiği vakit durumu iyi değil. Hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini bir salkım suretinde gösterdi. Tahayyülle göstermiş bunu. Nurani büyük bir ağaç. Süreyya ve Hilal olup sair yıldızlar ağacın meyveleri hayale telkin eder. Lehul mülkü Ferşten arşa, seradan süreyyaya, zerrattan seyyarata, ezelden ebede, her bir mevcut. Semavat, arz, dünya, ahiret, mülk, malikiyet. Bu aynen dizildiği gibi bunları yazdım. 10. söze geçiyorum, 5. hakikat, sayfa 79. Zat-ı Ahmediye'nin duasına amin dedikleri gibi der. Arştan ferşe, Sera'dan Süreyya'ya mevcudatın nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Ubudiyet-i Ahmediye'nin ruhu duadır. Zat çekirdek ağaç ubudiyet demişim. Bu ekstra, bu zat çekirdek ağaç ubudiyet Risale-i Nur'dan değil, benden girme. Doğru mudur bilemem. Ama ubudiyet-i Ahmediye bak bu ayrı. Hakikat-i ubudiyet-i Ahmediye bu da ayrı. Biz bunlara hep Ahmet diye okumuşuz. Yani bu hakikat-i ubudiyeti, şimdi bunların üstüne çalışacağım, bunlara ayırdım. Ubudiyet-i Ahmediye'nin ruhu duadır. Devam edeyim. Hakikat-ı Ubudiyet-i Ahmediye, şu şerefi nev-i insan,
ferdi kevni zaman olan fahri kainat, ismi azamın altı nurundan bir nuru olan adik isminin, demişim, birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Birinci nükteye ara diye not düşmüşüm. Ha, kusura bakmayın, bunun devamı gelmemiş. Dördüncü söz. Büyük bir hakim, iki hizmetkarını 24 altınla, iki ay has güzel bir çiftliğe yolladı. 24 altın, hem yol masrafı, hem bilet, bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendife, hem teyyare bulunur. Sermayeye göre binilir. Sermaye ubudiyettir. Bahtiyar istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat efendisinin hoşuna giden öyle güzel ticaret elde eder ki bir lirası bine çıkar. Kazanç takvadır. Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılarak fani olan ömrümüzü baki olan ahirete ikrar eder. Demek ey nefsim, eğer ilacı geliyor, hayat-ı dünyeliği gayeyi maksat yapsan, pardon, ve ona daima çalışsan, en etna bir serçe kuşuna bir nefere hükmünde olursun. Bu zıttını söylüyor. Eğer hayat-ı uhrevi gayeyi maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve medra etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayatın büyük bir kumandanı, pardon, hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazlar bir aklı olursun. İşte sana iki yol, istediğini intihap edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamur Rahim'inden iste. Fani olan hayatı, kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e, fani olan hayatı, kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e, onun yolunda harcanan ömrü, daimi bakiye inkılap eder. Baki meyveler verir. O vakit, hükmün dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür, fakat alemi bekada sabit çiçeklere açarlar ve süngürlenirler ve alemi berzakta ziyadar, mumis birer manzara olurlar. Şimdi bunun devamını duyuyoruz. Abi bu işte biraz ben demeyeyim de sayfaları da biraz karıştırdım. Gerek bu duruma bakmayın. Çok iyi, çok iyi. Bu süngülle şeyin tohumla çekilden yeri bulmuştum ama inşallah karıştırmamışımdır. Neyse devam edeyim. Siz müdahale edebilirsiniz. Ha, buldum. Şu fıkra ihbar ediyor ki sahabeler kendin azlığından ve zaafından sulh-u hudeybiyeyi kabul etmişler. Elbette herhalde az bir zamandan sonra süratle öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki ruh-i zemin tarlasında desti kudretle ekilen nevi beşerin o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakız, bereketsiz sümbüllerine nispeten gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten ve kıskançlıktan gelen bir gayb içinde bırakacaklar. Evet, istikbal bu ihbar-ı gaybiyi çok parlak bir kuvvetle göstermiş. Zamanın sıfatları hakikat tarafı demişim. Ne kadar doğrudur bilemem inşallah. Süratle inkişaf, İhtişamda kuvvet ve kesb, zeminde desti kudret, yüksek ve kuvvetli ve meyvedar, bunu altına düşmüşüm, bereketli ve haşmetli çoğalacaklar, çıkan meyve çekirdek sonuç demişim. Zamanı gaflette, pardon bu hakikat tarafıymış, ekilen nevi beşer, kısa, kuvvetsiz, nakıs, bereketsiz, çıkan sadece sümbül, haşmette karşı gıpta, hasetten ve kıskançlıktan gelen sonuç gayet. Alim-i Şehadet'ten bir dinlemişler demişim, onu az önce vermiştim.
sünnet ve şeyin burada neler olduğunu. İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret kusurun vukuuna delalet eder. Burası çok güzel. İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret kusurun vukuuna delalet eder. Bu çok müjdeli bir haber. Ve o zaman da sahabeler nazarında en mühim matlup ve en yüksek ihsan mağfiret olacak. En büyük mükafat ise avf ile mücazat etmektir. Mef-gıdatun. Abi Arapça yazdım, bunu karıştırma. İnşallah siz doğrusunu biliyordursunuz. Mağfiretun. Mağfireten. Nasıl bu latif simayı gösteriyor? Demişim, düşmüşüm. 26. lema 260. sayfa 7. rica. İman, o vahşetli geçmiş zamanın mezar-ı ekber suretini yırtıp ünsiyetli bir meclis-i münevver, bir mecma-i ahbab olduğunu bir aynel yakin, bir hakkel yakin gösterdi. Hem iman bir kabri ekber suretinde nazar-ı gaflette görünen gelecek zamanı sevimli saadet saraylarında bir ziyafet-i rahmaniye meclisi suretinde bir ilmel yakin gösterdi. Bak ölüme bak. Bir ölüme bak. Ölüme nasıl baktırıyor. Bu son okudun var ya, bir de okur musun bak. Ölüm korkusu olanla bak ne diyor bak. Oku abi en son okuduğunu. Hem iman bir kabri ekber suretinde nazarı gaflette görünen gelecek zamanı sevimli saadet saraylarında bir ziyafeti rahmaniye meclisi suretinde bir ilmel yakin gösterdi. Hem iman nazarı gaflette bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve o hazır günü tabutiyet şeklini kırıp o hazır gün uhrevi bir ticaretgah dükkanı ve şaşalı bir misafirhane-i rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Şimdi bu paragrafı aldıktan sonra buraya da mesela nazar-ı gaflette zaman bahşetti, geçmiş zamanı mezar-ı ekber demiş. Faaliyetini veriyor. Aynel yakin, hakkal yakin diye. İman nazarıyla baksan, ünsiyetli bir meclis-i münevver, bir mecma-i ahbap. Yani birisinde mezar-ı ekber diyor, birisinde kabri ekber sureti diyor, birisinde tabut diyor. Bunları şimdi üstüne düşeceğim daha. İçeri girdik, artık inşallah devam edeceğiz. Ama tam olarak hepsi ne anlama geliyor bilmiyorum. Siz daha hakimsiniz. Ben sadece bunları alakalı olduklarını düşündüğüm yerleri alt alta dizdim. Devam edeyim, bozmayayım. Bu kısa çünkü hiç girmek bile istemiyorum. Nazar-ı gafletle zaman vahşetli geçmiş zamanı mezar-ı ekber haletini veriyor. Hakkal yakin aynen ettiğin. İman nazarıyla baksan ünsiyetli bir meclis-i münevver, bir mecma-i ahbab. İkincisinde ise mezar demiyor. Kabri ekber suretini bir ilmel yakin gösterdi. Hazır zamanda tabut vaziyetinde gördü. Geçmiş zamanda mezar-ı ekber suretini yırttı. Gelecek zamanda kabri ekber suretinde ilmel yakin bu tabutiyet şeklini kırdı, yırttı, kırdı. İman ile o hazır günü uhrevi bir ticaretkâh, şaşalı bir misafirhane-i rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Elhamdülillah. Oradan bir 11. lemadan 3. nükte yazmışım. Hem o seyahat-ı ruhiyede çok tazikap altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete bir zaman rabıta-i mevkten ve elmentu hakkun kaziyesindeki tasdikten ve alemin zeval ve fenasından gelen bir halet-i ruhiye ben kendimi acip bir alemde gördüm. Baktım ki ben bir cenazeyim. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Yani bu az önceki üç mühim cenaze acaba bu suret, tabut, mezar, kabir mi diye bunu ben buraya ayrı bir not düşmüşüm. Artık abi hazır zaman tabut, geçmiş zaman mezar-ı ekber, gelecek zamanda kabre ekber demiş.
demişim. Artık Allah mağfiret etsin. İnşallah doğrudur. Yani bunlar hep gayri ihtiyari olan şeyler. Ben de istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Burada da bir gireyim. Fazla bozmadan. Aslında bunları yani dün değil evvelki gün bir hal vardı. Bunların hepsi bir anlamlıydı. Yani hepsi birbirinin münasebetliydi. Onu biliyordum. Onu biliyordum. Yani şu anda bunu okuyorum ama yani bunu aslında şimdi sen de biliyorsun. Bilen de biliyor. Şu anki şeyin çok farklı. Ama o zaman her kelime diğer bir kelimeyle yani Risale-i Nur'un neresinden ne alıp nereye koyarsan koy yani sanki hepsi birbiriyle alakalıymış. Şu anda yani o kadar belki niyetim yok yani. Bilmiyorum. Ya aciz bir şekilde uyguluyorum şu an. Neyse devam edeyim. Üçüncüsü, şu kainatın kıyamet vaktinden ölmesi. Kıyamet vaktinde ölmesi. Muhakkakul vuku olduğu için nazarımda vaki hükmüne geçti. O azim cenazenin tekeratından dehşet ve vefatından beht ve hayret içinde kendimi görmekle beraber istikbalde de muhakkak vuku olan vefatın o zaman vuku buluyor gibi göründü. Ve fein tevellev ila ahir demişim nokta. Devam ediyoruz abi. Burada küçük bir notum var. 11. lema 3. nükte. 3 mühim cenaze başındayım. Bak burayı biraz daha özetlemişim. Birincisi benim hayatımla alakadar zihir hayat mahlukatın heyet mekması. Sesi kapattım. Cenazeyi maneviyesi. Böyle insanların hürmetini bize affedecekler. İkincisi küre-i arz mezaristanında nevi beşerin hayatıyla alakadar envazi hayatın hayret-i mecmuasının mazi mezarına defnedilen ne temiz insan. Azim cenazenin başında bulunan mezar taşı olan bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karınca. Bu karınca nokta bunların da bir şeyi var. Devam edeceğiz inşallah. Biliyor musun? Karınca şuurludur. Lemat'ta Allah geçiyor. Abi, bu Davud Aleyhisselam'la bu şeyin bir şeyini anlatmıştım. Bir arkadaş ders yapmıştı. Mahiyet, suret, kanuniyet diye dörtlü. Yani bu şeyin üzerinden devam edeceğim. İnşallah falan okurum ama derste zaman ne kadar yeter ne olur bilmiyorum. Ben böyle biraz yani dersin de şeyine uysun diye böyle bir şey yaptım ama bazı şeyler de gayet ihtiyari girmiş. Sen buyurun, siz de buyurun. Yok ben sen devam edeceksin de o tabut mezar tabut mezar kabir bunlara çalış da onları toprakta arama. Anladın mı? Bakarsın tabutta böyle tahta var ya. Kot kafa olmasın. Tabut. Olur abi. olur vallahi olur. Buraya gömülürsen tahtanı çakarlar. Tahtası eksik derler ya. Bak bak. Diyorlar bana abi. Grip diyorlar. Küllü nasi mecnunun ala kaderi lal ve hava ihtilafil cunun. Tamam bak kabir, mezar, kabir mezar bir de tabut. Anladın mı? Bak bakalım. Buraya gömülmesin. Buraya gömülmesin. Başka bir yere gömülmesin. Cesedi oraya gömseler ne olur ya. Buraya gömülsen bak buraya. Bak buraya gömüldü mü? Duman. Buraya gömüldü mü? Acayip. Anladım. Neyse bir çalış sen ona. Tamam mı? İnşallah. O tabutu, kabiri çözemeyen şu toprak altını zanneder. O surettir. Devam et. Onların... Devam et sen bakalım. Bakalım kabri bak ne diyor. Kabri kalbinden ne çıkacak? Not al o Risale'de geçiyor. Kabri. Ya, kabri. Kalp. Kabri kalpten.
Hakaik diyor, çıplak çıktı diyor. Anladın mı? Şu kabir, şu şey zannetme, şu tarladaki toprak. Onu herkesi bırakıyorlar oraya. Hani tahtası eksik derler ya. Ana tahta bak. Kot kafa derler. Kot. Tak tak tak. Tahta eksik. Tabut. Bir tane tabut bu. Kabri kabir. Yani hakayık çıplak çıktı diye. Ya bu kabire bir baktığınız zaman ustad diyor ki kabir diyor suret ağa gözüktüğü gibi karanlıklı değil diyor. Dehşetli değil diyor. Buraya gömüldükten sonra buradan çıkmak için intihar ediyor adam ya. Demek ki daha önce buraya girdi. Peki buradan çıkmak için çare ne? Toprağa gireyim diyor. İntihar niye ediyor adam? Buraya girdi. Öyle vehime girmiş ki o kadar buhran geçiriyor ki burada neyle çıkacağım diyor. Çaresi ne? Mezara girmek. Ulan mezara girmek çare ise bu kafanın içerisi nedir? Ya bir de kabre girsem. Kabir hangisi? Kalp. Kalbi kabre, kalpten diyor. Kabri kalpten hakaik çıplak çıktı diyor. Hakikat. Tamam. Onlara çalış ama dikkat et. Sistemin kaymasın böyle. Şirazen böyle kayarsa ada pazarına gelemem ha. Abi buradan kaçtım. Boş ver. Verecekse buradan kaçtım. Tamam hadi bakalım. Buradan kaydırsa batından kaydır. Kayacaksa oradan kaydır inşallah. Bir şey olmaz ya. Hadi devam et biraz da bakalım. Pardon öleceksek buradan ölelim abi. Şeyde bana bak. Buraya ya gömüleceksin ya burayı gömeceksin içine. Başka şansı yok beşerin. Ya buraya gömüleceksin ya bunu gömeceksin, içine alacaksın. Ya deniz... Fatih Nermin'in geçenki dersinde bir misali vardı. Deniz senin içindeyse bulmazsın diye. Bu çok güzel oluyor ona. Evet. Bu da misalini ben herhalde. Geçenki dersinde. O da o durumu iyi değil. O düzelir. Uçar kaçar düşer. Yakar yıkar. Düzelir bir şey olmaz Allah'ım. Düzelir bir şey olmaz. Dua ediyor. Siz de edin. Devam et. Fatihler bir durum iyiydi. Zamanın... Çok enfus için. Evet. Hadi devam et. 18. mektup, 3. meseleyi mühimme. Sayfa 93. Sual. Kainattaki mütemadiyen şu hayret engiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar? Daima dönüp tazeleniyorlar. Bir dakika bir durur musun? Dur. Ustad tabuta başka ne diyor? Zaman hazır tabut demiyor mu? Evet. Ustad ne diyor? Biz ne yapıyoruz? Zaman hazır tabut hükmüne geçti diyor. Ondan sonra ben mezarıma girdim diyor. Zannediliyor ki kabire girdi nüker mekir. Mezarıma girdim diyor. Lemalarda var ya. Nüker mekir hesap sordu mu diyor. Sohbet etmeye başladık diyor. İki arkadaş diyor. Peki zaman hazıra ne diyor? Tabut diyor, tabut. Ya Risale-i Nur başka bir şey ya. Zahirde Risale-i Nur sehli mümteni, 25. sözde geçer bu kelime. Sehl, kolay. Ya bu neyin nesidir deyince mümteni. İlle ona mehir vereceksin. Mehir. Kızı almak için mehir ya. Haram helal olsun. Risale-i Nur'un mehri nedir? Neydi mehri? Dikkat. Dikkat. Abi niyet de önemli. Niyet. Mesela ben dersiydi. Yani böyle telaşlanmıştım ilk bir iki gün. İşte Hasan abi işte mutlu olacağım falan filan. Ne olacak falan. İşte oradan arıyorum, işte zaman derslerine baksam mı falan filan diye kolaycılık yapayım diye düşündüm. Ya sonra bir daha dedim ki lan ben bunu istifade etmek için yapayım bakayım dedim. Belki bir şey çıkar. Yani kendim istifade edeyim önce dedim. Kendi nazarıma çevirince iş değişti. Başlangıçta hep böyle
Kursumda başka bir defterim vardı. Zaman işte zaman yazıyor arama motoruna. Zaman o, zaman bu, zaman bu çıkıyordu. Yani sonradan iş farklı bir şeye dönüştü. Yani biraz daha alakadarlaştı. Yani tabii evet. Ki bu dikkat kesin ama dediğim gibi yani daha önceden okumuşuz ama okumuşuz. Ama başka maksatla okuyunca hemen kendini o şey yapıyor zaten yani. Aynı şeyi okudum ama çok başka şeyler olmuş. Neyse özür dilerim, kestim. Devam et. El cevap, şu hikmetin izahı bin sahibi ister. Öyleyse izahını bırakıp gayet muhtasar bir icmalini iki sahibeye sığıştıracağız. İşte nasıl ki bir şahıs vazife-i fıtriyi veyahut bir vazife-i içtimaiyi yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa, elbette ona dikkat eden anlar ki o vazifeyi ona gördüren iki şeydir. Birisi vazifeye tereddüt eden maslahatlar ve semereler, faydalardır ki ona ille-i gaye denilir. Çıkan nimet ve sonuçtaki lezzet. İkincisi bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet vardır ki o hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki ona daha iyi ve müptezi tabir edilir. Öyle de velillahil meselü âlâ, kainattaki dehşet engiz ve hayret numan hadsiz faaliyet iki kısım esma-i ilahiye istinad ederek iki hikmeti vasıa içindir ki her bir hikmeti de nihayetsizdir. Tespit, bu esmaların birincisi zat-ı mukaddes, ikincisi müsemmâ-i akdes, zişura bakan. İkinci sebep ve hikmet. Şimdi bana bak. Nasıl ki Abdurrahman. Şimdi ne kadar metinin var? Kaç ne kadar? Sayfa olarak mı? Evet. İki sayfam kalmış abi. İki sayfan kalmış. Tamam peki. Evet. Eğer notların var mı yani sonunda böyle bir giriş, gelişme, sonuç diye böyle bir böyle not düşmüş müsün? Yani selam ederken böyle ayrılırken böyle bir hulasa, bir topladığın bir şey var mı? Yok abi ben. Tamam. O zaman o sayfanı oku. Sayfanı oku. Bunu mu bitireyim? Yani sayfanı istersen böyle şey yapma. Metinler olduğu için metinlerde arkadaşlar da aşına Tamam şunu bitin. Tamam. Bırakayım. Tamam. Müsemmâ-i akdes, ikinci sebep ve hikmet, nasıl ki mahlukattaki faaliyet ve bir iştihar, bir iştiyar, bir lezzetten geliyor. Belki her faaliyet bir nevi lezzettir. Öyle de vacib-i vücuda layık bir tarzda istina-i zatisine, gına-i mutlakına muvafık, kemal-i mutlak, muvafık suret, kemal-i mutlakına münasip şekil, çıkan sonuç, hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve o muhabbetten çıkan, mukaddesten gelen hadsiz bir şey ki mukaddes var, hadsiz ve sonsuz olduğundan bu da zada bakıyor diye düşmüşüm. Vahir devahum, enilhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha tema salavat, Rabbana zalemna enfusana ve innen fakullana ve tarhanna, lenekunenna minel khasirin. Allah razı olsun ya. Çok güzel oldu ya. Yani manalar kabri, kabir, kalpten, zahir, çıplak çıktı. Herkesi elbise giydirdi. Elbiseyi sen giydireceksin. Manalar kalpten çıplak giyiyor. İnsanın nazarı, niyeti ona elbise giydiriyor. Sen de güzel bir aynadarlık yaptın. Çok şükür. Ondan sonra bizi kabire götürdün. Kabir, tabut, mezarı da sen bul. İnşallah. Ama öyle bir tabut ki ya duman ediyorlar. Bilmediğin zaman affetmiyorlar seni. Bildiğin zaman tılsım oluyor. Yaşadığın zaman sır oluyor. Arkadaşlar geceniz mübarek olsun. Nasılsınız? Ne ediyorsunuz? Diğer arkadaşlar sesi açabilirsiniz.
Allah razı olsun abi, sağ olun. Sizler ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Allah razı olsun. Selim, sen niye geç katıldın? Muallimlik uzadı mı? Abi taşındım, taşındım ben Adıyaman'a da. Birkaç gündür onlarla uğraşıyorum abi. Ha, Maraş'tan taşındın mı? Evet abi, Adıyaman'a geldim. İşte bu tayindi, evraklı, kağıt köyükte, evdi. Onlarla biraz uğraşıyoruz abi. Tamam. Ondan biraz aksana. Peki Maksut, Azerbaycan'da nasıl durumlar sevgili kardeş? Elhamdülillah abi, her şey çok iyidir. Şükürler olsun. Allah razı olsun sizden de. Amin. Bir Sibirya'dan vardı Murat. Bugün var mı Sibirya? Sibirya orada mıdır? Kuzey Irak'tan Amr vardı. Amr burada mıdır? Evet. Burada mısın? Aleyküm evet. Selam. Nasılsın Amr? İyiyim. Siz nasılsınız Can Usta'm? Elhamdülillah. Çok güzel ya. Can Usta'm bir soru sorabilir miyim? He ama cevap şart değil yani. Tamam. Tamam Can Usta'm. Subhanellezi asra bi'abdihi. Abdihi ne kaldı? Abdihi? Evet. Orada abdihi denmesinin de denmesinin diyor sebebi alimler der ki bedenen gittiğini gösterir diyor. Beden olmamış olsa, sırf çıplak ruh olsa abdihi denmez diyor. Can Usta, ben öyle düşündüm. Eğer herkes Ahmet Mustafa Aleyhissalatü Vesselam %100'den abdihi derece oldu. Eğer her iman, her Müslim %100'de olsaydı Risale, çünkü diyor ki Üstad Risale'in vilayette gitti, Risale'den geldi. Ha evet. Velayetiyle gitti. O, evet, risaleti. Evet. Hatta o söz nehin? Üçüncü, 31. sözden diyor ki bu söz küfür layık değildi. Küfürler sadece iman tahkiki, yani herkes imanın %100'de altı esaslı imanlar vardır. 600 olur. Eğer her imanlar her mümin 600 derece olsaydı, o zaman Risale'de geliyor. Allah Allah. Çünkü abid insan değil, yani Muhammed Mustafa abdi. Ahmed, haşa Muhammed değil. Ahmed. Çünkü Said Nursi abdi. Sonra gitti, Risale'den geldi, Risale-i Nur geldi. Bediüzzaman geldi. Eğer bize %100'den, biz yani Said Nursi'di, biz herkese eski Said vardır, herkes. Eski Said vardı ve yeni Said var. Sonra üçüncü Said, o tamam. Kıyametten ben böyle düşündüm. Olabilir mi? Ay maşallah ya, hayret ettim ya. Çok maşallah ya. Çok şükür, 3 tane şahsiyete ayırmış. Evet. Velayetiyle geldi gitti diyor, risaletiyle döndü. Öyle, çünkü her Risale-i Mesnevi Nuri'nden diyor ki herkes Kur'an vardır. Bir ayetten mi'raç olur. Evet. O ayetten hepsi Kur'an topluyor. Evet. Herkesin miracı bir ayette oluyor, bir esmada, ama Allah Resulü bütün ayetlerin ceminde. Siz
Şafii Risale Nur musunuz? Yani diyorsunuz Can Üstadım. Eğer asır, sureti asır, tamam. Siz de diyorsunuz. 13. lamalar. Beşerde tamam. Yani ne dedi biliyor musun? İmam-ı Şafii diyor ya, bütün Kur'an gelmemiş olsa insanın istikamette, akıl ve kalp bütünlüğü, hayatında istikameti doğru görmesi Rabbini, yani az suresi yeterdi. Kur'an gelmesi bile. Ben de diyorum ki, la teşbih ve la temsil. Hiç külliyat gelmemiş olsa, sırf 13. lema gelseydi, beşerin istikameti için kafiydi. Sırf 13. Türkçe çok bilmiyorum ya, bir dersim vardır yani, çok şey toplandım. Niçin Üstad Bismillah önce, ey kardeş, niye birinci sözler evveldir, niçin? Hatta diyor, siz serbaz, bilmiyor Türkçe, askerlik için. Biz davriyakan yani sizden, bilmiyorum, sunuhattan bilmiyor. Sunuhatyan Utar Şam diyor ki, asker her şeye gidiyor, her şey. Ama akid ve komandan her şeye gitmiyor, izin vermiyor. O zaman asker, Subhanellezi asra bi'abdihi. Allah Allah. Asker emir kulu olunca her şeyde, bu karavanaya karoraya gider, yani ben bunu yapamam, benim işim değil diyemez. Komutan öyle değil. Onun için abdi denmiş diyor. Öyle düşündüm Can Usta. Maşallah. Bilmiyorum, doğrudur, yanlıştır, bilmiyorum. Yani çok şey var ve hatta niçin üç şey kullanıyor? Sekiz ayet, sekiz söz. Niçin sekiz söz nedir? Söz, ben onu düşündüm, dimağdan bakıyor. Hikayet dimağdan bakıyor, söz kalpten bakıyor, ayet ruhtan bakıyor. Hikayet beşeriyete bakıyor ve söz abdiyen yani ikinci şahsiyet. Ayet üçüncü şahsiyet ki esrarda tebliğ olamak. Görüyor musun bak? Ve sekiz hikayet diyor ki Üstad 24. söz ikinci mafhas Allah Allah. Bak, hikaye, söz, ayet. Üçünü ayırdı. Hikaye, söz, ayet. Hatta Can Üstad'ın diyor ki, biz Allah Allah. Acele etme, bekleriz. Estağfurullah. Söz, üçüncü söz. 23. Nasıl okuyorlar bunları ya? Kuzey Irak'tan ve tek ha. Kuzey Irak'tan tek. Allah bunların hürmetine bizi affedecek de işte. Çünkü Can Üstad'ım, özür diliyorum. Sizin vaktin yoktur ve mesaj atlayan, siz öyle diyordun. Benim mesajım ve şimdi. Tamam. Tamam. Vaktim vardır sizin de. Tamam. Lütfen ya. Estağfurullah. Rabbime emanet ol Amr. Estağfurullah Can Üstad'ım. Amin. Ecmen sizinle. Selamun aleyküm.
Arkadaş sen Türk kökenli misin? Can. Yok, yok, Kürtçe biliyor, Türkçeyi biliyor, Türkçeyi de Risale-i Nur'la Arapça biliyor. Arap mıdır yani? Hayır, Kürt şey kardeşim. Şuraya bak ya. Şuraya. Farsça biliyor, Farsça. Farsça. Ha, Farsça da biliyorsun. Amir. Can. Gel biraz istifade edelim senden ya, gel kardeşim ya. Gel sen medresede kal, gel. Ne yapıyorsun orada, ne iş yapıyorsun? Hiç bir işim yok. Sadece çalışıyorum. Risale'den çalışıyorum. Ve hadisleri var. O zaman gel burada beraber çalışalım. Gel. Abdullah binanın bitmesini bekliyor. Bu arada arsayı kaburasını verdik. Bu hafta içinde tapıyı alıyoruz. Ondan sonra bir de şunu diyeyim kapatmadan. Yarın gene aynı saatte buradaki kardeşlere, vakıflara şey yapacağım. Tıptaki bazı görselleri kullanacağım. Tıptaki bazı video görselleri kullanarak şu duvara yansıtarak kafanın içerisinde serbest bölgenin simgesel, sembol videolar gibi yani anlattığım şeyi şekillendirmişler mesela. Kafaya bir şey girdiği zaman diye böyle disket giriyor. Kardeşlere yapacağım. Arzu eden yarın gene 10'da şeye girebilir. Gene ben canlı şey atacağım. Buradaki vakıflara yaparken. Ama bu serbest bölgeden biraz daha canlı, daha böyle tıbbi şeyler kullanılarak, semboller kullanarak yapacağız. Birisinden yardım alarak yaptım. Benim değil onlar. Malzemeler kısmen benim ama şekil hiçbiriz benim değil. Böyle kafanın içini, sıkıntım var, düşüncelerim, aklım vesaire. Onları şey varsa girersiniz yarın saat 10'da. Bir bu. İki, haftaya salı kimin dersi var? Faruk muydu? Ben de Faruk. Can üstadım buldum. Zuhre Kata Ruş'a. He. Zuhre 8 hikayet bakıyor. Katra 8 sözü bakıyor. Ruş'a 8 ayet bakıyor. Fesvanallah. İnşallah bu çok istiyor Abdullah gelmek, kalmak istiyor çünkü şu anda onun buraya gelmesi müsait değil. Çünkü o merkezimizi kıldığı için böyle. İnşallah bu arsamızı aldık sayılır. Çünkü kapora verdik. Çok kısa bir zamanda 4,5 kat oluyor. 220 metrekare üzerine. Bitireceğiz. Anda gelecek bize. Ondan sonra. Oraya gelecek. Ondan sonra bunun ince şeylerinden istifade edeceğiz. Şuraya bak hikaye. Dimağa bakıyor. Diyor. Abdullah söz diyor kalbe bakar. Ayet ruha bakar. Zühre katre reşa bakıyor diyor. Yani adamlar nasıl okuyorlar? Yani bu Risale'yi... Toplamı abi doluyor. Abd oluyor. Üçünün toplamı. Miraç oldu. Allah Allah. Maşallah. Ya bu nereden arıyorlar bu Mert 66 Malatya mıdır? 66 Yozgat abi. Yozgat mı? Durumları iyi değil demek Yozgat'tı. 66 diye geçiyordu lan. Şimdi Kuzey Irak'tan bak görüyor musunuz? Kaç yaşındasın Amr? 28 yaşında biz varken kısa pantolonla misket oynuyorduk. Maşallah. 10 sene Risale okuyorum. 10 sene. Vay be. 2 sene tanıdım. 2 seneden beri hani tanıyorum. Evet. 2 sene yani bir katre. Çünkü Üstad diyor ki Risale Mesnevi'den
bir deryadan bir katre. Biz katrede katrede. Katrede katreyiz diyor Abdullah. Evet abi. Nasıl okuyorlar görüyor musun ya? Allah bunların hürmetine bizi affedecek de Abdullah, yoksa başka şansımız yok. Amin abi. Yani bunların bir araya gelmesine vesile, ifade etmesine imkan vermek. Al kardeşim böyle bir imkan. Yani çalışın, sunun, biz de istifade edelim. İstifadenizi istifaza ettirin. Beka enkılap etsin. Size bu imkanlar var. Ben sizin için varım. Siz de hepimiz için varsınız. Ha böyle ortam. Ben haftada bir ders yapıyorum. Ha siz de işte bak Kuzey Irak'tan ne güzel bir ders içinde ders verdi bize. Her türlü imkan sunuluyor. Yani çalış. Şey yapamadın, çözemedin. Bak böyle bir ortamdan istifade ediyorsunuz. WhatsApp'ta bir grup açılmış. Burada canlı muhatap oluyoruz. İfade edebiliyorsunuz. Hiçbir şey yok. Yani Kuzey Irak'ta mı? Evet. Yani bu manalar yok, yoksa ders yapılıyor orada değil mi? Ders o öyle değil. Başka şey, düz mü okunuyor? Evet. Hatta Can Üstad'ım, ben daha önce dersim vardı. Mühendisler, doktorlar ders yaptım. Onlar bir dershaneden dışarı çıktı. Benim attımdı yani. Seni mi attılar? Evet. Böyle ders yaptığın için mi? Evet, evet. Ha, dershaneden çık dediler. Evet. Olsun, sen de başımızın üzerine taşıdık seni. Beni hatta elini onlar attı. Dedim ki elhamdülillah bu bu ağır şeyden çıktım. Bu çok ağır benim yani bedenim Türkçe bilmiyorum ya canımızda. Tamam. Abi böyle tabuttan çıkmış, tabuttan kafadan çıkmış işlere gider. Sif sen değil kardeş, bizi de Yediköy'e, bizim de İstanbul'a girmediğimiz hapishane kalmadı. Hepsine de soktular. Seni dershaneden kovdular, benim dershanemi yıktılar. Can üstadım, bu Allah rıza ile ben öyle düşünmüyorum. Sübhanellezi Rabbi abdi. Beni öyle düşün. Rıza ilahi sadece abdi. Rıza ilahi sade abdi diyor. Evet. Rıza ilahi istemiyorum. Sadece o Allah'ı ben abdi. Öyle istiyorum. Hatta Üstad diyor ki اَنَا لَازِمُ عَنْ لَا اُبَالِي وَلَوْ فَاتَ مِنِّ حَيَاتُ الدَّارِينَ اَنَا عَبْدُكُ وَاَنْتَ خَالِقُ Tamam. Bu dünyaya yeter. Hatta kıyametten yeter. Ben mahluk, o halik. Bitti. Şey, Amir bak, bundan sonra Arapça söylesen anlıyoruz yani. Daha iyi oldu. Sadece bak şimdi Hasan abi bir de şöyle bir şey yapmıştı bu kardeşimiz. Şimdi malum Irak'ta ya tank çok var oralarda. Tankın iki tane dişlisi var ya, başta ve sonda. Onun bir tanesine vicdan demiş, bir tanesine dima demiş. Tankın tam ortasındaki o mürettebatın olduğu yere kalp demiş. Sonra tankın bir tane de komutanı oluyor ya. Bu bir komutanına da ruh demiş. Allah Allah. Ondan sonra bir de namludan çıkana da ene demiş. Şimdi tanka bakış açısına bak. Biri savaş gözüyle bakıyor. Biri de nereden bakıyor? Vicdan, dima, kalp, ruh ve eneyi bir tankta göstermiş yani.
Allah Allah. Ya bu kardeşimiz yapmıştı yani bir ara ben onunla sohbet etmiştim. Evet. Şimdi ne diyor söyle sözlerine biraz da ben şey yapayım. Diyor ki ben abdın diyor, ben kulum diyor, o Allah'tır diyor. Her şey ne olursa olsun diyor. O onun Rab'lık, onun hakkıdır diyor. Ben o hakkı ona veriyorum diyor. Ben kulum diyor. Evet. O Rab'tır diyor. Ben o hakkı ona veriyorum diyor. O kadar. İlahi milahi yani değil. Ya bu kadar diyor yani. Bundan daha ötesi bilmiyorum. Yani eğer gerçekten bir insan sadece o Allah'tır yani. Allah olduğu için her şeye layık. Ne derse ben kabul ediyorum diyorsa bundan daha güzel bir şey olamaz yani. Bu rızayı ilahin üstünde yani bu yani. Değişik bir şey bu. نعم ذاك عالم كبير والإنسان أكبر وهذا العالم الصغير كلاهما مصنوعان لقدرتي مكتوبان بقدره إبداع لذاك بتجليات ألوهية صيرة مسجدا إيجاد لهذا بالإيمان والمعرفة صيرة ساجدا إنشاء لذاك مزرعة محفوظة لكن صيرة ذاك منذ 20. مكتوب حجة الزهراء Oradan almış küçük kitaba 20. mektup. Risalet-i tefekkür imaniye marifetü tevhid ay burdur canım. Evet. Evet. Fesvan. 20. mektupta insan şeyi var ya. Oradan anlat. Evet. Peki. Canım bak vaktim sizin Rabbime emanet olun. Sözünde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah. Şey yarın ihtiyacı olan o şey yapabilir aynı saatte. Böyle bir tıbbi şey tam şeyle görselle o dersi şey yapacağız inşallah. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Aleykümselam.